Teknolojik üsler ve manyetik alan. Manyetik alan oluşturma teknolojisi. Enerjiler evrimsel, evrensel, rapsal, ruhsal, teknolojik. Üç tane Evet. komiteliğimiz vardı. Rahman, Rab, Rahim. Üçlü, üç diye bir dersimiz vardı arkadaşlar. Son derslerden biriydi bu. Hatta 12. dersimizdi. Rahim fonksiyonu ile ilgili bir ders yapacağız bugün. Rab fonksiyonu başka, Rahman fonksiyonu başka. Bizim üzerimizdeki evrimsel ihtiyacımıza uygun olan tasarrufları başka. Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği demek, rahim boyutuyla ilgili olan bir komitelik demek. Başında dabadağ denilen bir makro. Ama hangi makro? Bu beyinsel öz idare mekanizması dediğimiz o mutlak beynin bir makro canı. Yani bir kaharantas düşünün. Tanrı tanrı dediğimiz bir kaharantasın uydusu. 32 milyarda bir makro dediğimiz bir uydu. Burada bu komitelik dünyada evrimini sürdüren bütün bilinçler üzerinde tasarruf gösterir. Ne yapar? Bilinçlerin gelişimiyle ilgili her türlü imkanı sağlar. Burada biz dünyaya geldiğimizde, mesela biz buraya enkarne olduğumuzda burada amaç tekamül. Burada bütün amacımız tekamül edebilmek, deneyim kazanabilmek. Mesela deneyimle birlikte evrimleşebiliyoruz biz. Deneyim kazandıkça bir üst aşamalı o evrim skalasına girebiliyoruz. Evrim aşamaları skalalar dahilinde bir varlık burada dünyada bir aşamayı bitirip öbür aşamaya geçiyor. Helezonik zaman bantları vardı, spiral zaman bantları vardı mesela. Zaman bandından bir üst aşamaya, bir üsttekine sıçrıyor. Mesela işte bir durgun bir bilinçte 343 tane zaman bandı periyodu var. O periyotlardan sıçrıyor aslında. Evrim o. Tabanında, periyodun tabanında ta yukarıya kadar onu geziyor. Ne yapıyor? Evrimleşiyor. Evrimleşmek için o periyottaki deneyimler, o periyottan kazanması gereken evrimsel ihtiyaç neyse onu sürdürüyor. Şimdi burada rahim fonksiyonunu biraz anlatacağız. Biraz teknolojik boyutun işte bilgilerine gireceğiz. Burada rapsal bilgilerde rahim enerjisi olarak bilinen, ruhsal bilgilerde Galaktik Konfederasyon olarak bilinen, ki bu Galaktik Konfederasyonu duymayan yoktur herhalde. Kanal bilgilerinde çok geçer. Galaktik Konfederasyon Başkanlığı diye bilinir. Bu başkanlık 200 bin tane yıldız topluluğunu bir arada tutan bir başkanlıktır. Ve Andromeda galaksisinin İfedya denilen gezegeninde konuşlanmış bir komiteliktir. 18 kanundan oluşuyor. Bunu anlatmıştık. Şimdi böyle biraz üstünden geçiyorum zaten. Teknolojik bilgiye göre de Teknolojik Üssel Birlik Komiteliği. Şimdi hepsinin ismi aynı. Veya Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği olarak geçiyor. Andromeda Galaksisi'nin 9'lu gezegen zincirinde imame gezegeni İfedya'dır ve bu komitelikte orada konuşlanmış. Ne yapıyorlar? Evet, teknolojik üsler. Teknol Ebafan, orijini Atlanta dilinde. Teknol, teknolojik. Ebaf, üs. An, lerlar, çoğul takısıdır. Ebafan, siz eğer teknolojik üslerin ne demek olduğunu anlamak isterseniz bu iki kelimeyi mantra gibi kullanabilirsiniz. Teknol Ebafan, sürekli tekrar ederek mesela gibi. Yani ben bu Atlant ile ilgili arada böyle küçük küçük bilgiler de veriyorum. Güneş sistemimizde ve dünyada üsler var. Teknolojik üs nedir? Teknolojik üs aslında yine ruhsal bilgilerde geçer. Enerji ızgaraları, ley hatları, duyanlarınız vardır. Hiç duymayan ya da bu konulara uzak olan biri varsa bilemiyorum ama genelde bilinen konular. Teknolojik üslerden enerjiler yayılır ve manyetik alan oluşturulur. Mesela İstanbul denilen il, bunun manyetik alanını biz Atlantaryon manyetik alanı diyoruz. Neden? Çünkü Atlanta boyutuyla ilgili Atlantaryamonyas'la yani Arya boyutu hatırlıyor musunuz? Hani bilinçleri
işlemiştik bilinç karakterlerini. Arya boyutuyla ilgili bir manyetik alan. Tanrısal bilinçlerin orada kendi öz enerjilerini makroları üzerinden devreye sokabilecekleri, ona müsait olan bir manyetik alan. Ama orada beşer de yaşıyor, durgun bilinçte yaşıyor, altına da herkes yaşıyor. Ama bir durgunun veya bir altın bilincin tanrısallaşabilmesi için gerekli olan enerjilerin imame veya işte ana merkezidir diyeyim. Hani dünyaya yayılıyor. Nereden yayılıyor? Başka manyetik alanlarla bağları var. Çünkü hepsi birbiriyle bir örümcek ağ gibi düşünün teknoloji güçleri. Hepsi birbiriyle ilintili. İstanbul'da çok var. Sadece Şile'de 19 tane var. 19 taneden bir tanesi üs olarak özel bir fonksiyona sahip. 18 tanesi işte altınların, durgunların, ötekisi de vezirlerin kontrol ettiği ve oradan enerji yayınlayabildiği çok özel bir manyetik alan diyebilirim Şile'ye. Şiller Kaha orijini. Manyetik alanın adı Şiller Kaha manyetik alanı. Mesela İstanbul ilinin tamamı Atlantaryarum manyetik alanı. Bu şekilde hani söyleyebilirim. Mesela ben Mersin'deyim. Burada Akka manyetik alanı var. Akka diye geçiyor. Onun dışında çok manyetik alan var. Aden mesela Adana, Mersin, kısmen Hatay, Akdeniz, Kıbrıs, kısmen Antalya gibi bu bölgeyi, Çukurova bölgesinin tamamına Aden manyetik alanı diyebiliyoruz. Sekizi de bakalı cennet. Hatırlayan var mı? Hani bilinçleri alıp içeride o beşeri tadilata alıyorlar ve orada beyinsel olarak genlerinde bir takım değişiklikler yapılıyor. Ne yapıyor? İnsanlaştırmak için. Hatırlıyorsunuzdur. Şimdi o neredeydi? Aden teknolojik üs Tronha'dan geliyor. Bu Tronha'nın manyetik alanı Adana ve bölgesini. Şimdi bir teknolojik üs adı Tronha, onun etrafına yayılabildiği alana da manyetik alan diyoruz. Şimdi bu üsler dünyanın birçok yerinde var. Dünyada tamamen hani böyle katmanlarını da alacağız. Barisfer, hidrosfer, litosfer hepsinde var. 1149 tane. Ama güneş sistemimiz içerisinde 2388 tane teknolojik üs var. Şimdi burada bu üslerin hepsi dediğim gibi örümcek ağ gibi düşüneceksiniz. Bir ağ var ve bu teknolojik üsler ağı. Tamamen hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama hepsinin görev fonksiyonu ve yaydığı enerjiler birbirinden farklı karakterlerde. Bazı alanlarda ruhsal bir boyutla ilgiliyse, rapsal boyutla ilgiliyse mesela ona göre enerji yayılır. Nasıl şimdi evrim geçirecek varlık neye ihtiyacı var? Şimdi siz gidiyorsunuz bir şehre, kültür, gelenek, görenek mesela İç Anadolu diyelim. İç Anadolu, Anadolu kültürü diyoruz değil mi? Trakya'ya gittiğinizde bambaşka bir kültürde, bambaşka bir enerjiyle karşılaşabiliyoruz. Ege'ye gittiğimizde şimdi bunlar yine özel manyetik alanlar. Bazı kültürel beşer için söylüyorum ama bunu özel bağlamda söylemiyorum. Beşer için gerekli olan enerjilerin o deneyim bazında neyi deneyimleyecekse, o gelenek, görenek, kültür işte ne yaşaması gerekiyorsa o manyetik alanın enerjisinden istifade edecek. Oradan yayılan enerjileri alacak, deneyim kazanacak, evrimleşmek için. Şimdi bu enerji nedir? Tepe şakramızdan yapay enerjiyi çekeriz, kök şakramızdan öz doğal enerjiyi çekeriz. Hepimiz bu enerjiler olmadan asla yaşayamayız arkadaşlar. Çünkü bilinç tek başına, kendi kendine sadece öz enerjisiyle dünyada var olamaz. Şakraları anlattığımda şakra sistemlerinde ne vardı? Öz enerji devinimi vardı hatırlarsanız. Alt üç şakrada mikro kıymetli. Her çakrasında dar ve gürtlak şakrasında makro, alın ve tepe şakrasında süper makro kıymetli enerjiyi devindirebiliyor bilinç. Şimdi eğer ben bir makro bir benliksem, yani bir yüksek benlikten bahsediyorum, galaktik boyuttaki varlığım burada tecelli edecekse, ben bir kahaman olduğum için tepe şakrasında
kendi varlığını burada, öz enerjisini buradan girdirecek. Şakranın neresinden hatırlıyor musunuz? Yıldız kutbu. İçinde canlı bir kristal var, şakranın merkezinde enerji oradan giriş yapar. Öz enerji. Aldım öz enerjiyi, neye ihtiyacım var? Burada yaşamaya ihtiyacım var. Benim burada yaşayabilmem için önce öz enerjiyi alacağım, şakralarımda devinecek. Mesela alt şakrada kök şakra. Dünyaya bağlanacağım, kökleneceğim, haz alacağım. Mesela cinsel şakra, üreyeceğim. Düşünce şakrası, düşüneceğim, duygulanacağım, duyum alacağım. Mesela göbek şakrası, mahira. Şimdi bunları alt üç ekstremitede yaşıyor. Bir kombinasyonu var onun. Ve anında beyindeki DNA'lardaki yapay olan enerjiyi ne yapıyor? İmpulsluyu açıyor. Şakrada deviniyor, duygu yaşıyor. Bunları zaten ilk derslerde tekrar olsun diye biraz üstünden geçiyorum ki hani konuyu bağlayabileyim. Devinim yaptı, DNA'daki kayıt açıldı. Devinim yaptı, kayıt ne? Düşünce porunu açtı, duygu porunu açtı. Ne oldu? Buradaki DNA'daki kayıt açıldığında onun enerjisi ortaya çıkar. Onun bilgisi ortaya çıkar. Çünkü porlarda bilgi ve enerji var. O kayıtlı porlarda. Şimdi bakıyorsunuz, o enerji ortaya çıktığında bu bir yapay enerji. Şakradaki öz enerji ne yaptı? Bunlar birleşti ve sinerji oluştu. Biz buna sinerjetik enerji diyoruz. Şimdi bunları çok anlatmamıştım, sinerjiden bahsetmedim. Burada benim kendi öz enerjimle dışarıdan, burada beynimde yapılan kayıtlama, hatırlayın, zigot halinde gezegenlerin enerjisini kullanıyorlar ve gezegenlerin bilgisi burada ekiliyor. Ama gezegenin enerjisi nereden gelişti? Aslında onu anlatacağız bu derste. Biraz daha hani ilerleteceğiz konuyu. Teknolojik üslerden yayılan enerjiler de mesela kaynağı güneştir. Ama güneşten buraya gelene kadar ne yapıyor, nereye gidiyor, hangi aşamalarda nasıl çekiyoruz biz bu enerjiyi? Ve az önce söylediğim gibi yapay enerji olmadan biz dünyada yaşayamıyoruz. Ve bütün bildiğiniz evrensel enerjiler, biyoenerji, işte ne bileyim hani reiki, evrensel yaşam enerjisi diyorlar ya, kuantum, hepsi, ama hepsi yapay enerji sınıfındadır. Bildiğiniz bütün şifa sistemleri, bildiğiniz bütün aklınıza gelebilecek her türlü bilginin enerjisi yapay enerjidir arkadaşlar. Öz enerji sadece ve sadece şakrada devinen ve bizim kendi özümüzden, yüksek benliğimizden direkt buraya şoklanan, şakraya şoklanan enerjidir. Teknolojik Üstel Birlik Komiteliği altın galaksilerdeki yıldız sistemlerine direkt tasarruf gösterebilmektedir. Altın galaksi, Samanyolu galaksisinin sağ kanadı. Bir de sol kanadı SAPP3 vardı hatırlarsanız. Şimdi teknoloji Samanyolu'na, bu tarafa direkt bu Teknolojik Üstel Birlik Komiteliğinden direkt etki edilmiyor. Ne yapıyor? En direkt diyor işte bu teknolojik üsleri kullanıyorlar. Yani biz diyoruz ki hani komitelik geldi, ilahi hiyerarşi geldi, yukarıdan bizi gözledi, işte diskler indi, gemiler geldi. Tamam da bunları bu aracılar vasıtasıyla yapıyorlar. Komitelik sadece altın karakterli olan, yani Andromeda'dan olan bir altın boyut, beşinci boyut üzerinde bütün teknolojik üslere direkt giriyorlar, çıkıyorlar, teknolojik uzmanlar her türlü işlemi yapıyorlar. Ama buradaki olay şu, Samanyolu ve SAPP3 galaksisine en direkt etki edebiliyorlar. İşte bunu da üsler üzerinden yapıyorlar. Üsler ilahi teknolojinin tüm imkanlarını yakın plandan tasarruf edebilmek üzere yapıtlandırılmışlardır. Ve teknolojik üsler birer yakın plan tasarruf odaklarıdır. Yakın plan. Bize yaklaşıyor. Bakın ne kadar yakınız? Bize ne kadar yakın bir teknolojik üs? Siz İstanbul'a giriyorsunuz, Ayasofya'ya giriyorsunuz ya da işte Sultanahmet'e giriyorsunuz ama orada bir teknolojik üs var altında. O kadar yakın. Öyle düşünebilirsiniz. Piramide gidiyorsunuz, altında teknolojik üs var. Camiye giriyorsunuz, altında teknolojik üs var. Bütün bu
cami, sinagog, kilise gibi dini, mabet, tapınak, piramidal yapılar, bildiğiniz hani ibadethaneler, hepsinde teknolojik husus var. Rapsal boyutla ilgili. Rapsal coşku, oksiri Yahya diyor mesela. Coşkunluk yaşatabilmek için bilinçlere, özsel coşkuyu yaşatabilmek için aslında orada varlar. Ama insanlar bunu ne kadar kullanıyor, ne kadar kullanamıyor onu bilemeyiz. Çünkü herkes oradan istifade edemiyor maalesef. Yani her kiliseye giden bir enerji almıyor. Her camiye giren de öyle. Giriyor, namazını kılıyor ezbere ve yani tamamen düşünce boyutunda hatta yapıyor onu. Ne kadar kaçta kaç oradaki enerjiden olumlu bir şekilde istifade ediyor bilemeyiz. Tabii bu enerjilerin dini yerlerde değil sadece. Mesela piramitlerdeki ruhsal, işte mabetlerde, tapınaklarda o artık değişiyor karakteri. Rapsal mı, ruhsal mı? Onları da zaten işleriz. Yine hani onların da detayları var. Sirius yönetim planı galaktik yıldız kutbuyla direkt iletişimde olan tüm yıldız sistemlerindeki gezegen ve uydulardaki bilinçleri akitleme, boğulama ve tayinleme, iptalleme, sonlandırma, yeniden yapılama işlemlerinde yetkili ve yükümlüdürler diyor. Şimdi burada bir sürü kavram var. Bunlar bir de birçok yıldız sistemi var. Yani biliyorsunuz bu galak artık neredeyse sonsuz sayamayız biz ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama burada yukarıda bunlar hep ayrışmış. Ve Andromeda galaksisindeki bu teknolojik üssel birlik komiteliği altın boyutla alakalı. Yani beşinci boyut. Yani dorkedelerin ve altın bilinçlerin, altın cinnilerin bulunduğu bu teknolojik boyut alanında diyelim. Bütün yıldız sistemlerini kontrolize edebiliyorlar. Aynı zamanda buradaki teknolojik uzmanlar, enerjetik olan varlıklardan bahsediyorum. Bunların işte dünyaya gelecek, akitleyecek onu. Bu dünyaya böyle direkt kimse elini kolunu sallayarak gelemiyor zaten. Hele ki özel bir görevliyse, hele ki bir yüksek benlikçe hani kendini bilip de buraya geliyorsa makro düzeyde akitlenmek zorunda. Akitlenir zaten hepimiz burada akitliyiz. Bunu ben çok rahat söyleyebilirim. Burada bulunan herkes akitlidir arkadaşlar. Çünkü beşerin yani beşere bu şekilde özel bir akit zaten verilmiyor. Görevli olarak geliyor insanlar burada. Olma hatırlayın direkt 12 teknolojik uzman ekipten bahsetmiştim. Mesela direkt buraya gönderdi. Ne yaptı? Oğul yoluyla yani onun kendi oğulları dişi veya eril hiç fark etmez. Yani oğul dediğimizde burada dişi şey eril enerjiden bahsetmiyorum. Oğullamadan kasıt direkt yukarının aşağıya gönderdiği işte şu 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 varlık görev olarak akitleme onu bir programla gönderiyor. Yani ekstra bir programla yine gönderiyor ve tayinleme. Şimdi bunları yine bir derste işlemiştim hatırlarsanız. İlk aşama derslerinde vardı. Neydi tayinleme? Rahman boyutu tayinleme yapıyor. Nereye yapıyor? İşte varlık geldi. Mısır karenası döneminde kendini burada yarattığı mutlak çekirdek düzeni dediğimiz işte rahim ve Rab makrolarını bir araya getirdi. Sonra rahim makrosunu sürekli enkarne ettirdi. Rab makrosunu Samanyolu galaksisinin içinde bir görev boyutuna bıraktı. Bunu buraya tayin eden komitelik Rahman boyutu tayin etti. Yani dünyada geldi, ikiz makro olayını yaşadı. Sonra bunu böyle bir üst kademeli bir yere alıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi diyor ki seni buraya atıyorum. Ve sonra başka yerlere de gönderebiliyorlar. Şimdi onların kendi içindeki o hiyerarşik görevlerden biri bu tayinleme. İptalleme, iptal ediyor. Görevini iptal edebilir. Sonlandırma, yeniden yapılama işlemlerinde yetkili ve yükümlüdür diyor. Yani kendi içinde komitelikle ilgili direkt olan etkileşimlerden bahsediyor burada. En direkt olan ise bizim bugünkü konumuz olan Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği'nin teknolojik üsler üzerindeki burada dünyada ya yani Güneş sistemimizdeki yetkisini en direkt yani yakın plandan kullanıyor. Yakın plan odağı olarak.
pozitif manyetik alanlar, çekirdek galaksideki yıldız sistemlerinde bulunan gezegen ve uydular alfa karakterli mekanlardır. Şimdi burada ne var? Alfa karakterli üçüncü boyut. Çekirdek galaksi neresi? Samanyolu. O zaman biz Samanyolu'nun her zaman üçüncü boyut realitesine göre alfa, hatırlayın alfa, beta ve omega olarak üç tane ayrı karakter. Alfa olan, dünyevi olan, beta olan galaktik boyut, yani bizim yüksek benlik ve makroların, omega olansa tanrısal boyutla ilgili olan. Diyor ki burada çekirdek galaksideki yıldız sistemlerinde bulunan gezegen ve uydular alfa karakterli mekanlardır. Hareketli titreşimsel boyutsal keyfiyeti sahiptir. Hareketli titreşimli boyutsal keyfiyeti sahiptir. Yani ışık karakterli. Bu mekanların iç ve dış katları cinni ve şeytani yaşama müsaittir. Cinniden kastettiği, ben bunu çok kullanmıyorum ama yanlış anlaşılmasın, burada şimdi kullanmaya başlayacağım. Durgun cinni, altın cinni diyoruz. Hani makroların isimleri bunlar. Şimdi burada Samanyolu galaksisinde negatif alanlar da var. Negatif manyetik alanlar, negatif teknolojik güçler de var. Cinniler, yani pozitif olanlar, kendi teknolojik imkanlarını kullanarak bu katlarda, yani bu iç ve dış katları, dünyanın, işte gezegenleri veya uyduların hiç fark etmez, kendi teknolojik imkanlarını kullanıyorlar ve burada yerleşiyorlar. Uygun gördükleri bir yerde orayı işte donanıma tabi tutarak orada oturuyorlar. Yani bir üs kuruyorlar. Diyorlar ki burası bizim yaşam boyutumuz olacak. Teknolojik üs olmadan bir yaşam boyutu oluşturulamıyor. Az önce bahsettiğim gibi yani öz enerjiyle, tek başına öz enerjiyle hiçbir varlık bir yerde kalamıyor. Yaşamını sürdüremiyor. Enerjiye ihtiyacı var. Yapay enerjiye. Teknolojik üslerin bu manyetik alanlarına ihtiyaçları var ki bir sinerji oluşsun, denge olsun diye. Evet, bu gördükleri cinler kendi teknolojik imkanlarını kullanarak bu katlarda yerleşmeyi uygun gördükleri bir yeri istedikleri kıstasla silinleştirebilmekte ve bu işlemlerden sonra da tüm yerleşim alternatifleriyle koşullandırılmış devasa boyutları sahip bir enerjetik sektörün güç alanı oluşturmaktadırlar. Koşullandırılmış bir manyetik alan yapıyorlar aslında. Buradaki hani bu cümledeki olay bu. Koşullandırıyorlar. Ne istiyorlarsa onu yapıyorlar anlamında. Biraz açılacak bunlar. Evet. Birazdan süremiz bitecek. Bir daha giriş yaparsınız arkadaşlar. 2-3 dakika ara veririz yani. Şimdi karantina az önceki slayta uygun olarak şöyle söyleyebilirim. Yine geldik negatiflerle ilgili hani bir şeye geliyor konu. Negatifler dünyada veya işte Orion Nebulası dediğimiz bir alanda varlar. Ama dünyada da onların üsleri var. Ve bu teknolojik üsleri kullanarak manyetik alan oluşturuyorlar. Aynı nasıl işte Sirius yapıyorsa pozitifi Orion da negatifini yapıyor. İşte ben dünyada bir takım negatif manyetik alanlar var. Biz bunları anlatmıştık herhalde. İngiltere hatırlıyor musunuz? Orienta karakterlerin imamesidir. Mesela İsrail gibi. Penta karakteri mesela fal, nazar, büyü işte Azerbaycan'dan. Şimdi baktığımızda bunlar negatif manyetik alanlar. Şu orası dejenere olmuş. Ama ışık gücü horlardaki yani o manyetik alanların asıl hani nevi kordur. Kordaki karakter ne? Işık. O zaman ışık veya alfa karakteri dediğimizde eğer doğru devinim varsa pozitif bir manyetik alan, ters devinim varsa negatif bir manyetik alan. O zaman biz bu negatif olanı şeytani diyoruz. Yani Orion'a ait diyoruz. Pozitif olanı da Sirius'a ait. Hatta Sirusyen manyetik alan, cevheri Sirusyen karakterli. Hani orijinde de o. Şimdi şeytaniler bir manyetik alan oluşturuyorlar ama sadece ışık karakterinin yani porların alfa karakterinin ve ışık boyutunun ters devinimli olanlarını kullanabiliyorlar. Hatırlıyor musunuz? Şakrada enerji ters devinimlisi biz onlara hak veriyorduk diyordum hep. İşte böyle kullanıyor
manyetik alanına kaynak olarak kullanıyor bu enerjileri. Bizim öz enerjimizden gidiyor bir de. Şimdi ters devinimli bir enerjiyi alıyor, kullanıyor. Teknolojik üstlerinde manyetik alan oluşturur ama buradaki diyor, burada diyor ki pozitif güçler veya işte cinni teknoloji o negatif olanı da karantina altına alabilir. Negatif olan alana müdahale edebilir. Atlantis Tejanı'nda ne yaptılar? Yukarıdan müdahale edildi, değil mi? Hani gemilerle aldılar o saf kalan o 12 sarmallı bilinçleri müdahale ettiler. Ne yaptılar? Dejenere ediyorlardı. Aslında bakın burada onun biraz daha hani açılımını vermeye çalışıyorum. Aynı burada manyetik alanların karantina altına da alınabileceğini. Yine pozitif güçler tarafından. İnsanlar diyor ki işte şeytani aktiflik çok yüksek ama Sirius daha yüksek. Onu anlatıyorum zaten. Hep söylüyorum yani şeytanlar ne kadar şeytanlaşabilir? %85 negatif yoğunluk olursa evet onun ilahi hiyerarşinin ona verdiği hak üzerine bir dünyayı istila edebilir, belki bir şeyler yapabilir ama oran o değil şu anda. Kaldı ki görevli bilinçlerin veya pozitif bilinçlerin veya işte görevli o akitlemeyle gelen bilinçlerin yaşadığı bir tane pozitif olgu onun bir sürü olgusunu, birçok olgusunu bertaraf edebiliyor. Hani güç anlamında baktığımızda bizim gücümüz pozitif anlamda o negatif olan yani gücü çok rahat aslında şey yapabilir. Ama ne yapıyoruz biz? Dünya üzerinden çok odaklanıyoruz. Yani üçüncü boyut realitesine çok odaklanıyoruz. Alfa karakterli hayat, zevk, tutku veya işte manevi çalışmalardan uzak kalmak veya görevli bilinçler için söylüyorum tabii ki herkes bunu yapamaz ama dünyevi hayata daha fazla odaklandığımız veya üçüncü boyut realitesinin içinde kaybolduğumuz için ne yapıyor? Orada o kol geziyor artık. Karantinada bu az önce bahsettiğim ve buna en bariz örneği dünyada yaşanmış olan Atlantis dönemiyle ilgili olan o dejenerasyon programlarının açıldığında yukarının yani ilahi hiyerarşinin müdahalesini ele alabiliriz arkadaşlar. Karantina dediğimde ve çok çok geniş bir konu bu karantina konusu. Onun için bu kadar yeni yeni bilin. Şimdi geldik çekirdek dünyaya. Şimdi burası dünya uzayda yer kaplıyor. Bir yeri var. Yani bir gezegen ama bir uzay objesi. Şimdi biz üzerinde yaşıyoruz. Bizim de bedenimiz bir uzay objesi aslında. Bu da bir uzay gemisi. Dünya da bir uzay gemisi. Yani böyle kalkıp önümüzden havalanması da gerek yok uzay gemilerinin. Çünkü biz kendimiz mucizeyiz. Bizim varlığımız mucize. Bizim varlığımız bu sonsuz uzayın içinde devinen bir form. Ama aynı zamanda bizim kendi bedenimiz, bizim mekan, yani bilincimizin mekanı. Ama dünya da öyle. Şimdi dünya bir form ama bir mekan. Hatırlayın, zaman, mekan, form üçlüsü. Ne yapıyor? Bilinç onlarla kontak kurduğu için yaşam sürdürebiliyordu. Şimdi dünyayı ele aldığımızda dünya bütün bilinçleri evrimleştirebilen bir evrimleştirme formuna sahip. Evrimleşme, kendi evrimleşiyor. O canlı bir organizmadır. Varlığında biz onun varlığından istifade ediyoruz. Evrimsel enerjileri çekiyoruz. Nereden çekiyoruz? Dünyadan. Dünyanın neresinden? İşte katmanlarındaki teknolojik üslerden arkadaşlar. Katmanlarında ve bütün bu katmanların merkezinde barisfer var ve bütün enerjilerin kaynağı barisferden ortaya çıkıyor diğer katmanlara. Barisferden teknolojik üslere, bütün teknolojik o örümcek ağ gibi yani yine dünyanın etrafında var. Örümcek ağ gibi. Bakın şu sağ taraftaki şekil. Farz edin ki bunlar noktalar teknolojik hepsi. Dünyada böyle içten dıştan her yerden bu şekilde birbirine bağlı üsler sağdaki şekildeki gibi. Teknolojik üsler ağı deniliyor zaten buna. Şimdi biz buradan hepsinden nasipleniyoruz.
Evet, bir manyetik alan, bir form. Dünyadaki bütün bu enerjiler beyinlerimizdeki kodları aşıyor, evrim kodlarını. Çekirdek dünyada yaşayan bilinçlere yakın plandan destekte bulunuyor bu teknolojik üstten yayılan enerjiler. Teknolojik tadilat, operasyon ve donanımlara tabi tutuluyoruz. Dünyanın tüm katmanlarında fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasını sağlıyor teknolojik üstler. Birbirleriyle bağlantılılar. Çok hepsinin, yani birçoğunun ismi var, birçoğunun fonksiyonu, yani çok böyle geniş bir konu bu. Ben şimdi biraz böyle özet geçiyorum. Burada bizim, hani bizi ilgilendiren ilahi hiyerarşi bu kadar değil arkadaşlar, tabii ki. Ben bizi ilgilendiren kısımlarını, öğretimizde çok kullandığımız kısımlarını burada böyle biraz özetledim. İlahi hiyerarşi makro düzeydir. İlahi dediğimizde makro, kutsal merkez hiyerarşi dediğimde süper makro olarak ele alın lütfen tanrısal boyu. Makro ise ilahi hiyerarşi olarak alacağız. İlahi. Şimdi Ra 3, 3 tane komitelik. Rahman, Rahim. Bunlar üçü birlikte çalışır. Gürz'ün dışında Rahman boyutu var. Şimdi Gürz, burası Gürz. Şurası dünya. Bu bizim evren, galaksi. Şimdi burada 1800 tane miniatomik bütün var. Bu bir tanesi. Miniatomik bütünün içinde de, şunun içinde de 1800 tane de evren var. Bu çekirdek evren. Bakın ne kadar çok büyük bir yapıdan bahsediyorum. Düşünsenize, bu bizim içinde bulunduğumuz, burası içinde bulunduğumuz bizim evrenimiz. İçinde galaksiler dolu. Bu 1800 tane evrenin miniatomik bütünü. Bunun gibi de burada da böyle 1800 tane var. Düşünün. 1800 çarpı 1800 tane evren var. Yani şurada, şu gözde. Hepsine bir tane göz diyoruz. Burası ilahi bir boyuttur. Makro kıstasta galaktik boyut. Sağ tarafı altın kutup, sol tarafı durgun kutuplanmıştır. Durgun karakter, yani dördüncü boyut realitesi. Sağ taraf beşinci boyut realitesi ve sadece Samanyolu galaksisinde üçüncü boyut realitesi var arkadaşlar. Gürz'ün tamamı iki tane enerjiyle kutuplanmış. Altın ve durgun kutuplama. Ve bu şekilde hepsi olma bazında bir yaşamın sürdürülmesi sağlanmış ilahi hiyerarşi tarafından. Şimdi konu şu. Burası, yani bu gözün içi anne rahmi gibi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Gürz'ün içi anne rahmi. Ve buradan bilinçler, buradan bu şekilde buraya doğrulanıyorlar. Burası Rahman boyutu. Şurada 7 tane piramit var. Bu piramitler Kahramantaş 10'ya dediğimiz o tanrısal boyut vardı ya, alttan da merkezde, hani 343 Arya, 300 Kahramantaş'ın bulunduğu, iki tane de beyin ve mini beynin bir arada bulunduğu boyutun oradaki ana piramidal yapıların bağlantısı burada Rahman boyutuna kilitli. Bakın buradaki piramitlere birbirleriyle iletişimli, süper makro düzeyden aşağı makroya, buraya makro düzeyde bir imkanı, korları sevk ediyorlar. Burada makro düzeyde gelen bütün o tanrısal boyuttan gelen imkanlar bu gözün içine giriyor. Nasıl geliyor? İşte buradaki ilahi hiyerarşinin birbiriyle olan bağlantılarıyla. Mesela Rahman boyutundan, işte teknolojik üstlerin kaynağına geleceğim şimdi ben. Rahman boyutundan Altın Galaksi İmparatorluğu'na, bakın sağ tarafta. Bunların şimdi biraz kafa karışabilir ama bunların yine hepsini tek tek ayrı ayrı göreceğiz sonra. Altın Galaksi İmparatorluğu'na geliyor. Oradan bizim Teknolojik Üssel Birlik Komiteliği Andromeda Galaksisi İfedia'ya geliyor. Bu şekilde buradan hani yine göstereyim. Şimdi ilahi hiyerarşiyi burada bir önceki saate döndüm. Üçlü, burası üçlü hiyerarşik olgular düzeni. Rahman, Rabbim. Şimdi Samanyolu'nda Samanyolu Galaksisi Yıldız Kutbu Konseyliği var. Uranüs Yüce Topluluğu. Bir de Samanyolu Galaksi Merkez Koordinat Düzeni'nde Vezir Kontrol Sistemi var. O bir komitelik. Gözün dışında Rahman boyutu, 9. katmanda Altın Galaksi İmparatorluğu, 8. katmanda Durgun Galaksiler Birlik Komiteliği.
Şimdi bir de Sirius yönetimi içinde iki tane komitelik var, konseylik var, pardon. Biri Andromeda'da, biri de Sapir 3 galaksisinde. Şimdi bu Sirius, hep diyoruz da Sirius, Sirius, Sirius. Nedir bu Sirius? Sirius, Sirius bir plan. Ama nedir? Hem Andromeda galaksisinden hem Sapir 3 galaksisinden, her ikisinden Samanyolu'nu, üçünü birlikte aldığımızda bir üçgen oluşuyor. Bu üçlü üçgenin içinde yer alan bütün bu yıldız sistemleri, bütün galaksi içerisindeki bütün teknolojik uzmanlar, birlikler, hepsini içine alıyor. Ama yönetim komiteliği veya yönetim planı dediğimizde, bu bilinçleri akitleyen, dünyaya gelmeden önce akitleyen Sirius yönetim planıdır. Bizim hepimiz o Andromeda galaksisi Nizam Konseyi veya işte Durgun Galaksi'deki Durgun Galaksiler Arası Nizam Konseyi, bunların her ikisinin nasıl diyeyim, akitlemesiyle geliyoruz dünyaya. Birlikte çalışıyor, müşterek çalışıyorlar. Bunları tabii, şimdi ben böyle bir özet geçtim sadece, bilin diye, duyun diye, biraz kulağımız aşina olsun. Sonra çok geniş, hani tek tek hepsini göreceğiz. Şimdi geldik Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği'nin ana kaynak enerjileri nereden geliyor? Az önce söyledim. Bütün gözün, bütün her türlü enerjisi, bütün imkanları bize nereden gelir? Tanrısal boyuttan gelir. Şimdi ben bir yüksek benlik olarak, diyelim ki Andromeda'dayım. Bana nereden gelecek? Tanrısal benliğimden gelecek tabii ki de. Ama benim burada var olabilmem, yaşayabilmem, bir manyetik alan içerisinde enerji alışverişi yapabilmem için ne yapacağız? Yine bu güz yapılarından Teknolojik Üssel Birlik Komiteliği'nin, o teknolojik üslere giren enerjilerden istifade edeceğim. İlahi hiyerarşinin verdiği, işte yaydığı veya amacına uygun olan enerjiden istifade edeceğim. Gezegenlerin enerjisinden istifade edeceğim ki ben burada evrim sürdürebileyim. İlk olarak Atlanta merkez dediğimiz Kayamatı sonradan, sonra da Rahman boyutuna. Terfakir ve Derdolak dediğimiz işte yapılar var, ana piramidal yapılar. Oradan Rahman boyutuna geliyor. Rahman boyutundan Altın Galaksi İmparatorluğu'na ve Altın Galaksi İmparatorluğu'ndan da Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği'ne, yani Andromeda Galaksi. Bizim bu çekirdek evrenin şurada alıyoruz. Pardon, burası Dünya. Şimdi evrenin içinde buraya kadar indirgiyor enerjiyi. Altın Galaksi İmparatorluğu şurada. Sağ tarafta yazıyor, görüyorsunuzdur. Şuradaki bu boğum noktasının üst taraflarındaki katmanlardadır Altın Galaksi İmparatorluğu. Neden imparatorluk? Çünkü Kahramantosonya dediğimiz alanda bir imparatorluktur. Bilincin imparatorluğu. Sakın dünyadaki krallıklarla imparatorlukları karıştırmayın. Çünkü isimleri böyle bunların. Hani bilinç bazında ele alıyoruz. Çünkü yukarıda bir hiyerarşi var arkadaşlar. Aşağıdakinin zihniyetiyle dejenere edilmiş bu hani bilgiyi veya bu tanımları kafanız karışmasın. Çünkü dejenere edilmiş. Atlanta merkezde bilincin imparatorluğu yer alır. Amon Zorahi mesela, onları görmüştük. Tanım olarak gördük tabii, anlatmadım çok. Şimdi burada Altın Galaksi İmparatorluğu'nun ismi neden imparatorluk? Bu böyle minyatür bir imparatorluk. Yukarıdaki süper makronun bir yansıması. Makro hali. Hep böyle birbirlerine yansıyorlar enerjetik olarak. Ve burada yine piramidal yapılar var. Üstteki piramidal yapılar gibi Altın Galaksi İmparatorluğu'nda da piramidal yapılar var. Oradan enerjiyi piramitler vasıtasıyla çekiyorlar birbirlerinden. Altın Galaksi İmparatorluğu'ndan da İfetya gezegenindeki Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği'ndeki piramidal yapılar aracılığıyla bu enerji çekiliyor. Bakın çok böyle, ha solda ben şey yaptım, böyle yolunu gösterdim. Hiyerarşik olarak gösterdim tabii. Dört tane yoldan geçiyor. Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği'nden de nereye geliyor? Bizim Güneş sistemimizdeki o 2388 tane enerji odağı olan Teknolojik Üsler üzerine. Ve sonra onlar bizim beden, yani manyetik alanlar aracılığıyla ta evrim geçirmek için, yaşayabilmek için artık aktarılıyor, kimin ihtiyacı varsa.
Burada bir piramit örneği var. Piramitlerin yani yeri gelecek hepsini tek tek anlatacağım şimdi. Bugünkü konu için çok az böyle yer vermek istedim piramidal yapılara. Çünkü biraz bunları da anlamamız lazım. Evet, şimdi Altın Galaksi İmparatorluğu'na Rahman boyutundan geldi. Ya da Rahman boyutuna yukarıdan Atlanta merkezden geldi. Nasıl geliyor? Böyle canlı kristal piramitler var arkadaşlar. Neden canlı diyoruz? Çünkü bunları yapıtlayan, canlı olduğu için bunu yapıtlayan bilinçtir. Bilinç, canlı ve doğal bilinçten bahsediyorum. Hiçbir içi, yani nasıl diyeyim, ham, saf farkındalık. Ve bunlar, bu piramitler de yine bizim öz varlıklarımızdan yapıtlanmış. Yapay değiller, öyle düşünün. Canlı kristaller dediğimizde böyle. Ama şimdi bu piramitler ne yapıyor? Tepesinde şu üst tarafta bir bakayım, şey gelecek mi, imleç? Evet. Bakın burada yuvarlak bir gelmedi. Tamam. Şurası kontak kurucu kristal. Canlı kristal. Kontak kuruyor. Neyden kontak kuruyor? Porlar geliyor. Kahraman Tuzon neden geliyor diyelim. Burası Rahman boyutu olsun. 7 tane piramit var. Bu öyle bir programlanmış bir kristal ki çekiyor, kendine çekiyor. Kontak kurdu. Ve buradan gelen enerji aşağıda toplayıcı karakterde, bakın aşağıda canlı bir kristal var. Teknolojik, her bir teknolojik üssün içinde böyle piramidal yapılar var arkadaşlar. Piramit devre sistemi olarak geçer. Şimdi bu canlı kristal toplayıcı. Bu da kontak kurucu. Kontak kurmuş. Bu da toplamış. Enerjiyi topluyor canlı kristal. Buradan enerji bloku oluyor. Mesela yukarıdan geldi. Şimdi Rahman boyutuna geldiğinde Rahman boyutu enerjisiyle dışarı çıkacak Altın Galaksi İmparatorluğuna. Burada diyor ki bunu bloke et. Bu enerjiyi aldı. Bunu bloke et. Blokasyon ünitelerinde. Ondan sonra regüle edelim. Regülasyon demek, düzenleme demek. Regüle, düzenle. Neyi düzenleyecek? Şimdi enerjilerin, yani ilahi hiyerarşinin kullandığı her birinin kendine özel enerjisi var. Her birinin kendine özel karakteri var. Şimdi bizim burada Rahman boyutundan çekilmiş bir enerji Rahman boyutuna geldiğinde bu regülasyon devre sisteminin içinde Rahman karakterini kazandırır. Yani düzenlemeden kastettiği onun değiştirilmesi ve dönüştürülmesi ve programize edilmesi. Bunu bilinçler yapıyor arkadaşlar. Oradaki teknolojik uzman, o kahamonlar yapıyor. 300 tane kahamon var orada. Şimdi burada Rahman karakterini veriyor burada ve sonra bir motif Anonunya var, devinim halkası yayıyor kendi içinde ve ondan sonra sevk edici kristale veriyor. Bakın şurada. Regüle ettikten sonra bütün enerjinin tamamı yayılmıyor. İçinde bloke ediliyor artık. Burada ne kadar kapasitesine göre. Ve sonra şu Motiafanolunya'dan yayılıyor. Şimdi bu piramit Rahman boyutundan bir tanesi. Ama bunun aynısı Altın Galaksi İmparatorluğu'nda veya bütün ilahi hiyerarşik kuruluşlarda bu şekilde piramidal yapılar var. Ve bunlar mesela İfedya gezegenindeki o teknolojik üstel birlik komiteliğinde de var. Birbirlerine şu buradan enerjiyi yayıyor ya, şuradan çıktı, Rahman enerjisi olarak çıktı. Rahman boyutunda. Nereye gidecek? Altın Galaksi İmparatorluğu'nun piramidine. Nereye? Şuradan kontak kuracak. Mesela diyelim ki bu Rahman boyutunun piramidi. Ne yaptı? Yaydı. Sonra başka bir piramide Altın Galaksi İmparatorluğu'na gidiyor. Oradaki piramitler tarafından kontak kuruyor önce. Sonra bütün enerjiyi burada topluyor. Toplayıcı kristal. Ve bu şekilde bloke ediyor. Ve bloke ettikten sonra Altın Galaksi İmparatorluğu'ndaki enerji Altın Ra karakterine bürünüyor ve altın enerji.
Dünya altın çağa gelecek ya, altın çağ. İşte ana kaynağındaki enerjiden bahsediyorum arkadaşlar. Hani herkes söylüyor, diline dolamış altın çağ, altın çağ, altın çağ. Evet ama nedir bu altın çağ? Altın çağ, altın karakterli, yani bu Dorçedelerin veya Andromeda'dan karakterli olan yaşamdır. Beşinci boyut diyorlar ama yani biz birinci, ikinci, üçüncü diye bir şey tanımlamıyoruz. Sayı yoktur. Yani beşinci boyut kolay olsun diye söylüyorum. Şimdi burada ne oldu Altın Galaksi İmparatorluğu'nda? Aynı şekilde regüle etti, Rahman'dan geldi, regüle etti. Altın karakterine dönüştürüyor buradaki teknolojik boyut bilinçleri. Ve sonra sevk ediyor. Ve bu devinim halkasına, yani bu devinim halkası enerjinin yayıldığı alan. Ve buradan sonra nereye gidiyor? Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine arkadaşlar. Buradan piramidal, alttan temerkezden piramidal yapılardan Rahman boyutuna, Rahman boyutundaki piramitlerde yine işlendi. Şuraya geldi. Altın Galaksi'de işlendi. Altın Galaksi İmparatorluğu'ndaki komiteliklerde bunu Teknolojik İşler Birlik Komiteliğine sevk etti. Teknolojik İşler Birlik Komiteliği bizim şuradaki evrenin içinde yer alıyor. Buradan buraya geldi. Bütün ihtiyacımız olan enerjiler bu şekilde aktarılıyor arkadaşlar. Yaşam denilen fenomen, zaman, mekan, form, bedenimizin ihtiyacı olan her türlü evrim veya deneyim enerjisi. Yani yaşayabilmemiz için gerekli olan bütün enerjinin kaynağıdır burası. Altın çağın altın enerjisi, Altın Galaksi İmparatorluğu'ndan bizzat orada dönüştürülmüş olan enerjiyle ilgilidir arkadaşlar. Hani çok söylüyorlar ama bilerek söylemiyorlar. Yani bu nedir, ne değildir belli değil. Şimdi altın ra enerjisi, altın ra gücü mesela nedir? Onunla ilgili biraz bilgi verelim. Duymuşsunuzdur. Sultan gücü veya duymamışsınızdır bilemiyorum. Sultan gücü. Atlanta merkezden yayılan Kadir ve Hakim enerji odakları, yani o piramidal yapılardır bu Kadir ve Hakim enerji odakları. Doğal gücün Rahman boyutuna çekilir. Rahman boyutundan Altın Galaksi İmparatorluğu'ndaki piramidal yapılarda Altın Ra karakterine dönüşür. Teknolojik Üsler Birlik Komitesi Altın Galaksi İmparatorluğu'na çok çok özel iletişim hattıyla direkt olarak bağlıdır. Altın Ra gücü teknolojik üslerde kullanılmaktadır. Kapsal bilgilerde Sultan gücü olarak da bilinmektedir.